Hüseyin Şuekinci spor gündemiyle huzurlarınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Ahmet Özdağ, Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Özdağ'ın konuğumuz. Hem son dönemde artan pandemi konusunu hem de Galatasaray'daki gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Sayın Özdağ, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, iyi günler, iyi çalışmalar. Hocam, siz aynı zamanda Cerrahpaşa'da kulak burun boğaz anabilim dalı bölüm başkanısınız. Malum koronavirüsü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla vaka sayısı artıyor. Çember daraldı diyoruz bir yönüyle. Artık tanıdığımız, sevdiğimiz, eşimiz, dostumuz mutlaka koronadan muzdarip olan insanlar var çevremizde. Biz sizinle özellikle hocam Hırvatistan-Türkiye maçından sonra çok ilginç bir gelişme yaşandı. Beşiktaş futbolcu Vida'nın testi pozitif çıktı ki ilk yarıda oynadı. Hatta teknik direktörümüz Şenol Güneş'le sarılması, kucaklaşması falan var. Devre arasında pozitif bilgisi gelince prosedüre uydu ve Hırvatistan ikinci yarıya oyunu almadı. Bu da yeni bir tartışma konusu yarattı. Bu konuda sizin pandemi hastanesi Cerrahpaşa, bu konudaki görüşleriniz çok önemli. Beşiktaş'ta özellikle vakaların olduğunu duyuyoruz ve geçtiğimiz günlerde Ahmet Nur Çebi, Sayın Çebi Beşiktaş Başkanı bu protokolle ilgili endişelerini dile getirdi. Hatay'da bildiğiniz gibi 14-15 futbolcu birden Covid testi pozitif çıktı ve haftalarca oynayamadılar. Bu konuda neler söylersiniz hocam? Önümüzde bizi nasıl bir süreç bekliyor? Dilerseniz birinci bölümde bunu konuşalım sizinle. Şimdi birinci şık şu, Covid testinin pozitif çıkması her zaman o hastanın bulaştırıcı olduğunu göstermiyor. Onun bazı teknik anlayışları var. Şimdi ben bu teknik konulara girersem insanların kafası karışır. O nedenden dolayı ona girmeyeceğim ama pozitif çıkması ille onun bulaşıcı olduğunu o hastanın göstermiyor. Her hastaya kendi yönünden bakmak lazım. Evet, o hocam. Yapılan testler sonucunda onu ne kadar bulaşıcı olup olmadığı ortaya çıkabiliyor. Ona göre de zaten hastalara göre de ilaç veriliyor. Şimdi burada Sayın Ahmet Nurçebi pozitiflikten sonra bir 10 günden bahsediyor. 10 gün problem değil. O zaten dünyada da bazı ülkelerde öyle uygulanıyor. Onun için bir şey yok. Yani o olabilecek bir şey. İlle 14 gün değil de 10 gün olsun diyor. Benim bildiğim öyle. Evet, öyle bir demeci var. O teknik olarak da mümkün. Orada da bir problemimiz yok. Gelelim hükmen yenilgi konusunu görüşüyorlar. Hükmen yenilgiye kesinlikle karşıyım. Şöyle ki karşıyım. Çünkü spor olaylarındaki sporun dışına çıkarttığınız zaman olayları her zaman tartışma konusu olur. Aynen. Halbuki sahanın içinde biterse spor hiçbir zaman tartışma konusu olmaz. Onun için daima sahanın içindeki sonuçlara göre sporda karar vermek lazım. Hükmen yenilgi, efendim pandemi nedeniyle 14 tane futbolcusu işte çıkamıyor diye hükmen. Hayır efendim, bekleyin 10 gün sonra. 10 gün sonra maçınızı yapın. Yener yeniler. Kim yener, kim yenilmez o önemli değil. Önemli olan sporun sahanın içinde olması. Bu çok önemli bir şey. Onun için bütün tedbirler ona göre olmalı. Ve şöyle de bir gerçek var. Bugüne göre, geçmişe göre bugün daha ümitliyiz. Niye daha ümitliyiz? Çünkü aşı olayı aşağı yukarı bitmeye yaklaştı. Yani insanlar aşılanmaya başlayacak. Sporcular da aşılandıktan sonra, yavaş yavaş insanlar aşılanmaya başladıktan sonra bu önümüzdeki dönemde tamamen zaten yok olacak. Bizim evet. Zaten başından beri söylediğimiz şey şuydu. Önümüzdeki yaz için Haziran ayından sonra hayatımızın eski dönemlerine döneceğiz diyorduk. İşte aşağı yukarı takvimde onu tutturuyor. Bir problem yok gözüküyor, evet, yani. Çok ümitsiz olmaya gerek yok. Gelelim korona bize bir şey öğretti yalnız. Çok önemli bir şey öğretti. O da ne biliyor musunuz? Şimdi bizde şöyle bir şey vardı. Sizin kronik hastalığınız var. Tansiyonunuz var mesela. Şeker hastalığınız var. Ama bu şeker yani anne babadan gelen değil de sonradan olduğunuz şeker hastalığınız var. Evet, bunlarla ilgili dikkat etmiyorsunuz. Yani aslında bazı şeylere dikkat etseniz, beslenmeye dikkat etseniz
çoğu hastalığı yok edebiliyorsunuz. Ama siz dikkat etmiyorsunuz. Özellikle obezite çok büyük sorun haline gelmişti son zamanlarda. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Covid'de eğer sizin kronik hastaysanız, Covid'e yakalanma şansınız da, Covid'den rahmetli olma şansınız da çok yükseliyor. Evet. O zaman demek ki biz beslenmemize çok dikkat edeceğiz. Bundan sonra uykumuza dikkat edeceğiz ve stresimizi iyi yöneteceğiz. Eğer bunları yaparsak, Covid'e yakalansak bile inanın çok daha rahat geçiriyoruz hastalığı. Çok daha az hasarla geçiriyoruz. Evet. Ama ne kadar çok kronik hastalığımız varsa Covid o kadar çok bizi etkiliyor. Peki kronik hastalıkta hep şöyle diyorduk. Eğer gideriz ilacını alırız bu iş biter. Hayır. Kullandığınız her ilaç, bakın her ilaç, çünkü bazı insanlar günde 12 tane, 15 tane, 20 tane ilaç kullanıyor. Her ilaç sizi COVID'e daha çok yaklaştırıyor. Demek ki hayatımızı düzenleyerek, yapabildiğimiz kadar tabii. Bazı hastalıklar var, ona yapabileceğiniz bir şey yok. Ama yapabildiğimiz, elimizden geldiği kadar hayatımızı düzenleyerek kronik hastalıkları en minimum seviyeye indirebilirsek, o zaman bundan sonraki COVID'den sonra da başka hastalıklara karşı çok daha dirençli olacak bağışıklık sistemi. Evet. Hocam ben de kronik rahatsızlığı olan 20 küsur yıldır Çapa'da romatoloji servisinde tedavi gören biriyim. Dediklerinizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten öyle. Beslenme, uyku. Evet, stresi günümüz çağımızda stresi minimize etmek kolay olmasa da hayata pozitif bakmak da gerçekten çok önemli. Ben bu bölümde şunu da sormak istiyorum hocam. Şimdi futbolcular genelde daha sağlıklı insanlar oluyor. Özellikle akciğerler, işte kondisyon, sürekli sağlıklı besleniyorlar, sürekli spor yapıyorlar. Pozitif olan bir futbolcu, yani 10 günlük aradan sonra tekrar hemen oynaması, aynı performansı sergileyebilir mi? Performanstan ziyade bu sporcunun sağlığını nasıl etkiler? O konuya da en azından değinmenizi rica edeceğim kısa da olsun. Şöyle bir kere bu değerli sporcu kardeşlerimizde biliyorsunuz kronik hastalıklar yok denecek kadar az. Yani genelde bir 20 yaşında, 21-25 yaşındaki insanda kronik hastalık sayısı çok 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 nadirdir. Aynen. Şimdi bu böyle olunca bir kere çok avantajlı başlıyorlar. İkinci bir önemli nokta, gerçekten beslenmenize, uykunuza ve dinlenmenize bunda dikkat ederseniz 10 gün sonra, 14 gün sonra bunu atlatabiliyorsunuz. Ne kadar çok dinlenmezseniz, ne kadar çok ilaç kullanıyorsanız, COVID ile ilgili değil, başka ilaçlar kullanıyorsunuz, o zaman çok daha kötü oluyorsunuz, çok daha yorgun oluyorsunuz ve COVID'e atmakta zorlanıyorsunuz. Ayrıca bu 10 günlük sürede de çeşitli takviyeler aldığınızda, ki o kişiye göre değişir, yani sizin vücudunuzda ne eksik ne fazla, doktorunuz bilir onu. O fazla ve eksiklere göre çeşitli takviyeler aldığınızda, ama kafanıza göre değil, gidin ezelde ben şunu 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 istiyorum değil. Ne olduğunu doktorunuz bilerek bu takviyeleri aldığınızda da hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Yani çok kısa zamanda atlatır. Akciğerde pek gelmiyor şeylerde, sporcularda. Çünkü daha yukarı bölgelerde onu yok edebiliyor sporcu şeyi. O zaten akciğere gelse o zaman çok ciddi problemler çıkıyor. Aynen. Onun için sporcuların yaşı ve yaşam biçimleri, yani spor ve yaşam biçimleri ve beslenmeleri birazcık daha iyi olduğu için, kronik hastalıkları olmadığı için onların ayakta kalma ve onların bu COVID'i geçirme süreci çok daha iyi oluyor normal insanlara göre. Evet hocam. Son olarak bu bölümde şunu da sorayım. Şimdi vaka sayısı gerçekten dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttı. Ben yakın çevremden insanların çok karamsarlığa kapıldığını gözlemliyorum, ailemizde, iş arkadaşlarımızda olsun. Bu konuda alınan önlemler yeterli mi ve vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza vereceğiniz mesajlar da önemli. Bu süreç nasıl atlatılır en az hasarlı bir şekilde? Şimdi bakın, herkes şunu biliyor: maske, mesafe, temizlik. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir önlem tabii. Yani halk sağlığı önlemleri böyledir. Çok basit ve pratik önlemlerdir. Ama ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki
bundan sonraki yaşam biçiminize, yani Covid'i atlattınız diyelim. Diyelim ki Covid'i hiç olmadınız. Dünyada hiç olmadan da bunlar bitecek. Onu söyleyeyim. Herkes Covid olacak lafına %100 karşıyım. Böyle bir şey yok. Çünkü dünyada İspanyol gribi 1918'de çıkmış. Hala İspanyol gribi olmayan milyonlarca insan var. Onun için her çıkan hastalığı herkes geçirecek diye bir kaide yok. Ama ben şunu söylüyorum. Covid-19 değil de Covid-20 veya başka bir hastalık veya 21, 22 buna yakalanmak istemiyor musunuz? Veya yakalandığınızda iyi mi geçirmek istiyorsunuz? O zaman işte vücut sağlığınıza, yani bağışıklık sisteminize çok dikkat edeceksiniz. Bağışıklık sisteminin anahtarını da söylüyorum. Ana şeyi uyku, beslenme ve stres yönetimidir. Yani sadece maske, mesafe ve temizlik yetmiyor. Zaten dünyada da başından beri farklı düşündüğümüz ve farklı sayılara gelmesinin nedeni bu kronik hastalıklar. Eğer siz gerçekten beslenmenize, uykunuza ve stres yönetiminize dikkat etseydiniz ve sağlıklı olsaydınız, daha sağlıklı olsaydınız bunlarda, yani kronik hastalıkların altında yatan ana sebebi, mesela bazılarında bağırsak bozukluklarıdır, bazılarında karaciğer bozukluklarıdır, bazılarında kemik bozukluklarıdır. Bunların hepsinde eğer dikkatli olup nedenlerini bularak bunları tedavi etseydiniz, mesela şöyle söyleyeyim, şeker hastalarının çok büyük bir bölümünde ana neden zaten beslenme bozukluğudur. Kendisinin yaptığı beslenme bozukluğudur. Evet. İşte buna dikkat edip bunu düzelseydiniz, bugün Covid'de çok daha az hasarla çıkardık. Ben bunu anlatmaya istiyorum. Aynen. Yani maske, mesafe, temizliğin dışında ana şey bireysel immünitedir. Bireysel immünitenin de temelli beslenme, uyku ve stres yönetimidir. Evet. Hocam çok teşekkürler. Buradan biz yetkililere de en azından şöyle bir mesaj verelim. Sonuçta herkesin ekonomik durumu uygun değil. Özellikle okuldaki öğrencilere bu anlamda devletin, sosyal bir devletin sorumluluğu olarak işte gerekli gıda takviyesi, sağlıklı besin desteği yapılmalı diyelim biz de bu vesileyle. Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz ama dinleyicilerimize en azından şunu hatırlatalım. Bugün Galatasaray'da Mali Genel Kurul var. Genel Kurul'la ilgili idari açıdan iptal edilmesinin edilmemesinin iptaliyle ilgili mahkeme kararı vardı. Seçim atmosferine girdi. Çatı aday var. Birçok konu var. Siz de Galatasaray'ın önemli isimlerinden birisiniz. Bunları soracağız diye hatırlatalım dinleyicilerimize ama öncesinde kısa bir müzik arası vereceğiz izninizle. Evet, spor gündeminde Profesör Doktor Ahmet Özdağ, Galatasaray Divan Kurulu üyesi konuğumuz. Hocam birinci bölümde pandemiye değindik ancak bu bölümde Galatasaray'daki gelişmeleri sizinle konuşmak istiyoruz. Bugün ibrasızlık kararı iptal edildi mahkeme tarafından, Çağlayan'daki mahkeme tarafından. Artı Galatasaray yönetimi seçime gitme kararı aldı. İşte 19-26 Aralık tarihleri için dernekler masasından gelecek olumlu cevap bekleniyordu. Cengiz Özyalçın'ın çatı aday olarak gösterilme durumu var. Sözü size bırakalım hocam. Önümüzdeki süreç nasıl olacak Galatasaray'ın? Şimdi birinci şey şu. Bugünkü mahkemede idari ve mali ibrasızlık yönünden mali olarak ibra edilmişti. İdari olarak ibra edilmemişti. Fakat mahkeme dedi ki idari ibrasızlık olmaz dedi ve bunu kaldırdı. Böylece Galatasaray seçime, yani yönetim kurulu seçime gidiyor. Ama biliyorsunuz denetim kurulu mali ve idari ibrasız olmuştu. Onun daha mahkemesi devam ediyor. Evet. O ayrı bir şey. Şimdi burada önemli olan husus şu. Bu kararla artık Sayın Başkan da er meydanı dedi seçime. Bir kere kendisine ve bu kararı alan yönetime teşekkür ediyorum. Çünkü ta o zamandan beri Galatasaray'da seçim yapılmalı deniyordu. Evet, siz de bunu hep vurguluyordunuz hocam haklı olarak. Evet, ben değil, çok insan vurguluyordu da nedense Sayın Başkan seçim kararını açıkladıktan sonra bazı insanlar fikir değiştirdiler. Yok Mayıs'ta olsun dediler, onu da anlamış değilim. Şimdi seçim kararı aldı ve seçim yapılabileceğini iddia ediyorum. Diyeceksiniz ki ya nasıl pandemi ortamında bu seçim, bu genel kurul değil, dikkat edin, bu seçim. Genel kurul demek kapalı bir ortam,
en az 10-12 saat tartışılan bir ortam. Onda hakikaten ciddi problemler olur. Ama seçimin olduğu yerde siz gidersiniz sandıkta ki 10 dakikada bir insan oy kullanabilir halde verirseniz. Saat 10 ile 16 arasında da biliyorsunuz 65 yaşın üstü sokağa çıkamıyor. O nedenden dolayı zaten şeyde Galatasaray evet. 10'da başlıyor seçim. O 15'te bitiyor. Daha önceki bağlantımızda da bu konuya ayrıntılı olarak değindiniz hocam. Hani istenirse çok kolay. Bunun saatleri çok planlaması kolay. Vesairesi yapılır. Çok sağlıklı bir şekilde kimse olumsuz etkilenmedi. Amerika seçimlerini yaptı. Amerika seçimlerini yaptı. Yani genel seçimlerini yaptı. Efendim posta yoluyla olan da oldu. Gidip oy kullanan da oldu. Yani bizim toplam en çok sayılı seçim 5000'i geçmez. Yani Amerika milyonlarca insan gidip oy kullanır. Aynen. Genelde de zaten ilk seçimde çoğunluk sağlanmaz hocam. Mutlaka ikinci hafta zaten yapılır. Evet. Orada bir problem olmaz. Seçim olmalı. İkinci evet. önemli nokta şudur. Bu seçimde Sayın Cengiz Özyalçın bir çatı adayı değildir. Çatı başka bir şey. Çatı da şöyle. Beş benzemez herkes bir adayın üzerinde birleşir. Sayın Cengiz Özyalçın asla böyle bir şey yok. Sayın Cengiz Özyalçın'ın söylemi şu. Diyor ki Galatasaray diyor tüzüğüne ve etik kurallarına göre Mayıs ayında tekrar seçime gitmelidir. Ben gelirim 5 ay içinde abi olarak kırmadan dökmeden hiç kimseyi gücendirmeden Mayıs ayında seçim yaptırırım. Ayrıca Mayıs ayına kadar yine kırmadan dökmeden Galatasaray'ın en az 3 tane, en az 3 hatta 4 tane ayrı kongre yapması lazım. 2 tane mali, 1 tane sportif AŞ kongresi bir kere kesin yapılmalı. Başka kongrede koyarsanız 4 kongre eder. Bir de seçim yapacaksınız. Yani 5 kongreyi bir arada yapması lazım. Ben diyor abi olarak bu 5 kongreyi de yaparım. Ve Galatasaray'da ötekileştirme, birbirini kırma, üzme olmaz. Sonra bir başka noktada biz spor kulübüyüz. Biz ekonomik bir sanayiler topluluğu değil. Evet. Spor kulübünde yani hep maliler konuşuluyor ama sonuçta spordur buradaki ana şeyiniz. O nedenden dolayı sizin şampiyon olmanız lazım. Şampiyon olmada bütün adaylar Galatasaray'da çok değerlidir. Aynı zamanda yönetime soyunan adaylar da çok değerlidir. Çünkü böyle durumlarda ne olursa olsun bütün kurullarda ve burada görev alacak olan arkadaşlara bir kere başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum. Böyle kurullarda görev almayı bu dönemde kabul ettikleri için. Evet. Ama bir gerçek var. O da şu. Bu dönemde Galatasaray'ın şampiyon olması için bir düşünsünler, otursunlar, şunu baksınlar. Şu anda bizim teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim. Sayın Fatih Terim Galatasaray Spor Kulübü futbol takımından geliyor. Futbol takımının kaptanlığını yaptı. Sonra da teknik adamlığa başladı ve biz de aynı zamanda hem genel kurulu üyemiz, divan kurulu üyemiz ama eski takım kaptanı. Cengiz abi de Turgay Şeren'le, Metin Oktay'la top oynayan ve Galatasaray'ın futbolcusu en iyi Fatih Terim'i bu 5 aylık dönemde Cengiz abi almış. Çünkü onların hepsini çeken Cengiz abidir. Bu 5 aydan sonra farklı olabilir. O evet, hiç evet. şey değil. Ama bu sadece bu 5 ay. Zaten Cengiz abi de diyor ki ben sadece 5 ay buradayım. Ve bu 5 ayda Galatasaray'ın tüzüğünü, etik değerlerini koruyacağım. Zaten etik erozyon vurgusu yapıyor kulüpte. Evet. Ciddi anlamda etik erozyon var. Evet. Bu ateşten gömleği bu süre zarfında giymeye razıyım ve camianın önde gelen isimlerini de yine onayını alarak yine keyfi davranmadığını vurguluyor. Gerçekten evet. çok yapıcı bir çıkışı var Sayın Özyalçın'ın. Evet. O nedenden dolayı burada yapılması gereken şey şu, bizim söylediğimiz şey şu. Cengiz abi ve değerli arkadaşları 5 ay içinde limana yanaştırır tekrar fırtınalı şeylerden geçerek ve Galatasaray şampiyon olur. Bakın söylüyorum size. Galatasaray'ı Cengiz abi yönetimindeki Galatasaray bir numaralı şampiyonluk adayıdır. Bir numara, iki falan değildir. Niye? Onu da söylüyorum. Futbolun içinden gelmiş. Çünkü Sayın Fatih Terim'in son dönemlerine bir bakın. İçeriyle mi uğraşacak? Dışarıyla mı? Kendisi söylüyor biliyorsunuz. Evet, demek ki bak koruyorum görürsünüz. İçeriyle mi uğraşacağım? Dışarıyla mı uğraşacağım? Kiminle uğraşacağı belli olmayan bir dönemden geçiyoruz.
Şimdi bu dönemden geçtiği için Galatasaray'ın burada bunu yaptığımızda karşımızda Mayıs ayında tüm değerli adaylar, bugün de olan değerli adaylar devam ederler Mayıs ayından sonra. Çünkü sadece ve Galatasaray için o değerli adayların 5 aylık bir fedakarlık yapacağını, 5 ay sonra tekrar başkan olma hayali veya başkan olma sevdasına son derece saygılıyız. Ama bu 5 ay bence bir abi modeli, doğru modeldir. Burada asla çatı adayını kabul etmiyorum. O çatı adayı farklı bir şey. Ama abi modeli, yani Galatasaray'ın etik, tüzük ve mantık çerçevesinde bir modelle buraya gitmesi lazım. Ve o gittikten sonra da Galatasaray Mayıs ayında bir daha seçim yapar. Çünkü öteki diğer adaylar 5 ay hiç telaffuz etmediler. Onlar 3 sene için konuşuyorlar. O 3 sene olmaz. Mayıs ayında Galatasaray mutlaka ve mutlaka kongre yapmak durumundadır. Eğer Galatasaray diyeceksiniz ki hukuki bir... Evet, onu soracaktım hocam. Hukuki olarak evet, nedir hiç yani bu? Hiç problem yok. Evet. Bakın, hiç problem yok. Ama bir de yazılı olmayan kurallar var. Yazılı olmayan kurallar da Galatasaray'ın olması gereken kuralları vardır. İlle yazılı olmaz. Bu mesela Sayın Dursun Özbek döneminde Sayın Dursun Özbek istifa etti biliyorsunuz. Seçime gideceğim dedi. Kendisi 3 sene için gideceğini söyledi. O zamanki şimdiki başkanın Sayın Mustafa Cengiz de dedi ki hayır, ben 5 ay sonra bir daha seçim yapacağım dedi. Hakikaten Sayın Mustafa Cengiz geldi, 5 ay sonra seçim yaptı. Veya biliyorsunuz Sayın Ünal Aysal istifa etti. Sayın Duygun Yersuat geldiğinde de o da dedi ki ben 7 ay sonra seçime gideceğim ve Mayıs ayında bu işi bırakacağım dedi. Gerçekten de Sayın Duygun Yersuat 7 ay sonra seçime gitti ve şeyi bıraktı. Ki ikisi de bakın ikisi de şampiyonluk yaşamışlar. Evet, evet. Yani o nedenden dolayı insanlar ya bırakabiliyorlar. Gerek Sayın o gün Mustafa Cengiz seçilmeyebilirdi. O nedenden dolayı ama dedi ki hayır doğrusu bu dedi. Şimdi biz de diyoruz ki doğrusu bu. Doğrusu 5 ay sonrası. Ya orada da kurallar aynı değil. Tüzük değişmedi Galatasaray'da. Evet, evet. O nedenden dolayı o günkü kurallarla bugünkü kurallar değişmediği için 5 ay içinde Galatasaray seçime gitmedi. Gittiği zaman da zaten hangi değerli aday geliyorsa ona da bizim hepimizin saygı duyması. Mevcut yönetimin tavrı ne olur hocam? Süremiz daraldı ama onu da sorayım size. Bence evet, seçime girmeleri lazım. Çünkü Sayın Mustafa Cengiz geçen gün bir demeç verdi. İşte Er Meydanı'nı açtık buyurun dedi. Benim tanıdığım Sayın Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu bence Er Meydanı'ndan kaçma. Evet. Tekrar mevcut yönetim seçilirse hocam nasıl gelişmeler yaşanır camiada? Şöyle mevcut yönetim seçilirse değerli Galatasaray Genel Kurulu'nun üzerinde ben bugüne kadar hep Galatasaray Genel Kurulu'nu savundum. Her şeyde Galatasaray Genel Kurulu'nu savundum. Galatasaray Genel Kurulu mevcut yönetimini tekrar seçiyorsa saygı duymak lazım. Galatasaray Genel Kurulu'nun seçtiği tüm yönetimlere destek olmak destek lazım. Aynen, lazım. Aynen. Ve saygı duymamız aynen lazım. Onun dışındaki başka hiçbir amayı kabul etmem. Evet. Evet hocam. Çok önemli birleştirici ifadeleriniz var ki son günlerde malum işte ciddi bir rahatsızlığı olan ve bir genç yavrumuz için üç büyükler bir araya geldi. Online bağlantı yapıldı. Görmek istediğimiz çok güzel bir tabloydu. Dileriz yeni yönetim de kim seçilirse seçilsin. Bu özellikle spordaki birleştirici unsuru üst seviyelere çıkaracak, o kısır döngüden kurtaracak, sporumuzu daha ileriye götürecek yönetimler olur diyelim hocam. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Eksik olmayın, sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, var olun. İyi sağ olun. İyinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar hocam. Evet, Galatasaray Divan Kurulu üyesi Profesör Doktor Ahmet Özdoğan'dı. Galatasaray'daki gelişmelere değindi. Evet, önemli konulara değindi. Birleştirici unsuru ön plana çıkardı Sayın Özdoğan. Galatasaray'daki 19-26 Aralık arasında seçim bekleniyor. Biz de hem Galatasaray camiası hem Türk futbolu için hayırlısı neyse o olsun diyelim. Evet, spor gündeminin bugün sonuna geldik. Haftaya Kamil Erdoğdu'yla birlikte karşınızda olmak ümidiyle sağlıklı günler, hoşça kalın.